Bujiyi açtığın zaman direkt egzoz patlatacak arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Bakın. Gördüğünüz gibi egzoz patlattı. Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün yoğun istek üzerine vlog 5 çekeceğim. Şu an benzin çok fazla yok. O yüzden bayır aşağı bisikleti çalıştırmadan gideceğim. Şöyle gördüğünüz gibi bisiklet de bu şekilde. Bayağıdır video atamıyordum bu aralar. Kusura bakmayın, çok yoğunum. Motorlu bisiklete binecek vakit bulamıyorum. O yüzden video gelmiyordu. Şimdiden kusura bakmayın. Videoya geçebiliriz. Çok fazla hızlı gitmek istemiyorum. Zaten frenler tutmuyor motorlu bisikletin. Ben normalde motoru fren olarak kullanıyorum. Debriyajdan elim bıraktığım zaman bayır aşağı fren gibi gidiyoruz arkadaşlar. Yani rolantiyi düşürüyorum. Ve bu sayede motor kendini durdurmaya çalışıyor. O yüzden yani fren görevi görüyor. Eğer çok ani durmam gerekiyorsa durdurma butonuna basıyorum ve bu sayede hemen motor duruyor ve bisiklet de duruyor arkadaşlar. Tabii bunun yanında freni de kullanıyorum ama frenler çok fazla tutmuyor. Yani bisikletin orijinal frenini çok fazla kullanmıyorum. Bu arada debriyaj kapağını da hala takmadım. Yani şu an debriyaj da çok güzel bir şekilde bu arada, onu da söyleyeyim. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi motorlu bisikleti çalıştıracağım, düz yola giriyorum. Azıcık yavaşlamam gerekiyor. Gördüğünüz gibi çalıştı. Eğer hızlı giderken çalıştırmaya çalışsaydım çalışmayacaktı. Bunun nedeni arkadaşlar, bir anda geçti, yani geçmiyor arkadaşlar, lastik kaymaya başlıyor. Bunun yerine biraz yavaş olmanız gerekiyor. Bu arada motorlu bisiklet nasıl kullanılır onunla alakalı bir videoyu çekmeye karar verdim. Eğer siz de bu videoyu istiyorsanız aşağı yorumlardan bahsedebilirsiniz. Bugün çok fazla hız yapmayacağım. Dediğim gibi frenlerim çok fazla tutmuyor. Olabildiğince yavaş gitmeye çalışacağım. Bir de arka lastiğin arkadaşlar jant yalpa yapıyor. Bir de o sıkıntı var. Bugün de ana yoldan gidiyorum. Aslında gitmemem gerekiyor ama normalde ana yoldan gitmiyorum arkadaşlar çok fazla. Şu an durdurma butonuna bastım. Motor durma çabasına giriyor. Azıcık da frenlere bastığın zaman neredeyse duracak hale geliyoruz. Şu an motor kapalı. Ateşleme yapmıyor buji. Bujiyi açtığın zaman direkt egzoz patlatacak arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Bakın. Gördüğünüz gibi egzoz patlattı. Çünkü benzin egzozda birikiyor. Yanmadığı için. Ve bir anda ateşlediğiniz zaman yanma egzoza kadar gidiyor ve bu sayede egzoz patlatıyor arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Bu arada motorlu bisiklete kesici rolleri takmayı deneyeceğim. Eğer böyle bir şey istiyorsanız yorumlardan belirtebilirsiniz. Yani normalde aküsüz olduğu için motor kesici role direkt bağlanamıyor. Değişik yöntemlerle bağlamanız gerekiyor. Ve açıkçası bununla alakalı YouTube'da veya internet üzerinde pek fazla video bulamadım. Kendi yöntemlerimle denemeye çalışacağım. Umarım yapabilirim. Eğer isterseniz yorumlarda belirtin, dediğim gibi öyle bir video da çekmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar, motorlu bisikleti de başka bir bisiklete monte edeceğim. Aynı bisikletin başka rengine takacağım arkadaşlar. Nedenini söyleyeyim. Şuradan hemen bir geçelim, söyleyeceğim. Evet. Nedeni de arkadaşlar, bu bisikletin lastikleri çok kötü, yani yalpa yapıyor. Aynı bisikletten kardeşimde de var. Onun bisikletine takacağım. Hem onun frenleri daha güzel tutuyor. Bunun arka freni yok bildiğiniz gibi. Ben ön frenle duruyorum. Yani dediğim gibi motor frenini de kullanıyorum ama ön frenle durmaya çalışıyorum normal bisiklet halindeyken. Onda arka frende olduğu için arkadaşlar kardeşimin bisikletine takacağım motoru. O bisiklet hem biraz daha buna göre daha iyi olduğu için, yani ben bisikleti biraz motorla hırpaladığım için o bisiklet daha da yeni durduğu için ona takacağım arkadaşlar. Bu arada hava da çok soğuk. Güneş olduğuna bakmayın, biraz akşam üzeri çekmek zorunda kaldım videoyu. Şu an saat 5 civarlarında. Evet, buralardan biraz yavaş gideceğim. Yollar çok bozuk.
Giderken bisiklet çok kötü bir şekilde titriyor. Eğer bu bisikleti, motoru tekrardan kardeşimin bisikletine geçirirsem bu ön maşayı takmayacağım arkadaşlar. Bu eskiden amortisörlü, yani amortisörünü kullanabiliyordunuz ama şu an kullanamıyorsunuz. Yani ilk başlarda çalışıyordu da şu an çalışmıyor. Yani pek bir işlevi yok. O yüzden dediğim gibi kardeşimin maşasını kullanacağım. Bir de arkadaşlar motor bu aralar çok pislendi. Gerek olsun kendi yağını atmasından, yoldaki çamurlardan vesaire, birkaç kez de hava kötüyken kullandığım için motor çok pislendi. Bir güzel temizlemek istiyorum ama bisiklet üzerindeyken temizlenmiyor. Bisikletten çıkarmam gerekiyor. Bisikletten çıkarttığım zaman da arkadaşlar kardeşimin bisikletine takacağım. Eğer bunda videoyu çekmemi istiyorsanız, yani bisikletten bisiklete nasıl aktarıldığını merak ediyorsanız yorumlardan belirtebilirsiniz. Dediğim gibi böyle bir içerikte çekmeye karar verdim. Şuradan döneceğim arkadaşlar. Soldan doğru. Burada da bana geçen köpek saldırmıştı. Umarım tekrar saldırmaz. Evet, zaten köpek yerinde yokmuş. Şurada. Evet, saldırmadı. Arkadaşlar bir de motor olduğu zaman lastik daha çabuk patlıyor. Bunun sebebi yani motor bisikleti zorladığı için lastik çok çabuk patlıyor. Normalde bu motorlar 80 cc olarak satılıyor ama normalde bunlar arkadaşlar 49 cc. Bunlarda vites de olmadığı için, tek vites gittiğiniz için, yani mesela hız mı tork mu, öyle de bir soru var. Motorda yani sesi vesaire harika, bildiğiniz gibi zaten ben motorda değişiklikler yapmıştım. Daha önceki videolarımdan bulabilirsiniz. O yüzden sesi muazzam oldu. Bakın mesela durdur, rolantide şu an motor. Debriyaja basıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle bir duralım. Sesini dinleyin arkadaşlar. Yani normal bir eski mobilet tarzında bir sesi çıkıyor. Eskiden testere motoru şeklinde sesi çıkıyordu. Hatta her gören dalga geçiyordu işte. Yani dalga demeyeyim de. Görenler bu testere motoru mu, ses aynı testere motoru gibi çıkıyor diyordu. Ama şu an yine o testere sesi bir geliyor ama mobileti de andırıyor arkadaşlar. Yani ikisinin arasında kayan bir şey. Zaten testere motoruna çok yakın bir motor, azıcık büyük. Şu an balataları yaktım mesela arkadaşlar, yani. Debriyajı sert bir şekilde bırakmanız gerekiyor. Yarım yaptığınız zaman eriyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bu arada çok da ilgi çekiyor gördüğünüz gibi. Her gören durdurup bu ne diye soruyor, yani onu da söyleyeyim. Bayağı da aslında eskiden çok bilinmiyordu bu motorlu bisikletler ama şu an genele baktığımızda her 10 kişiden bir kişi biliyor neredeyse. Videolar sayesinde, internet üzerinden bayağı bir yayıldı motor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bayır çok dik ama çıkıyor. Yani hiç pedalla destek vermiyorum ama şu an mesela bayıldı. Ama bayırı da çıktı, yani öyle söyleyeyim. Şu an mesela yola gireceğim. Bakın hiç pedal çevirmeden kaldırmaya çalışıyorum motoru.
Gördüğünüz gibi normalde orada pedal çevirmesem motor kalkmayacak arkadaşlar. Yani nasıl kaldırdım? Yarım debriyaj yaparak kaldırdım. Bu da balatayı yaktı. Şu an bir lastik kokusu geliyor. Bayağı bir erittim balatayı bugün. Zaten eritmek için uğraşıyorum. Tekrardan dış bisikletin dış lastiğiyle yapacağım debriyajı. Şu anda şambiyel kavcuğu var. Şöyle benzinle bir kontrol etmek istiyorum. Ona göre daha fazla yol kat edeceğim. Çünkü pek fazla benzin yok. Şurada durup şöyle bir duralım. Evet arkadaşlar, bayağı varmış. Bir tur daha atılabilir. Şu an motoru durduracağım. Bayır aşağıyız zaten. Benim sesim de büyük ihtimalle motordan dolayı duyamıyorsunuzdur. Eminim ki. Arkadaşlar dediğim gibi motorlu bisiklet genel olarak bu şekilde. Ben tabi çok şeyini değiştirdim. Hava filtresini vesaire değiştirdikten sonra çok fark etti. Özellikle jigdeyi çıkarttıktan sonra daha bir yani orada ayrıyetten bir hava kanalı açıldığı için farkı gerçekten hissettim. Ondan sonra hava filtresinde de delik delmeye karar verdim. Ve delikleri hava filtresinde de daha fazla delik deldikten sonra motorun gücü gerçekten çok değişti. Yani arkadaşlar aldığım gibi değil. Hatta mesela ben bu motoru ilk aldığım zamanlar bindirdiğim arkadaşlarım tekrardan bindiği zaman motordaki değişimi onlar bile anladı. Ben açıkçası her gün demeyeyim de arada bir binmeme rağmen mesela haftada 3 haftada 4 kere biniyorum arkadaşlar. Bazen oluyor haftada her gün biniyorum. Yani ben bile aradaki farkı fark ettim. Arkadaşlarım gerçekten farkı anladılar. Dediğim gibi yani siz de kolay bir şekilde motorlu bisikleti modifiye edebilirsiniz. Şu an biraz yavaşlayıp bakın hiç pedal çevirmeden motoru çalıştıracağım. Bu arada donuyorum. Gördüğünüz gibi yani o hızı motorlu bisiklete bindikçe anlıyorsunuz nerede çalıştırmanız gerektirdiğini. İlk başlarda bunları bilmediğiniz için biraz sürmekte zorlanabilirsiniz ama sonradan öğrendikçe sürüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada buna çok köpek saldırıyor yani. Peşimden neredeyse bütün köpekler koşuyor. Bazen benzin vesaire olmuyor. Yani kötü olabiliyor. Şu an yine bir bayır çıkıyorum gördüğünüz gibi. Bu arada bayır konusunda bir şüpheniz olmasın. Bayırları çıkıyor arkadaşlar. Bugüne kadar çıkamadı diyeceğim bir bayır olmadı açıkçası. Yaşadığım şehir zaten Zonguldak, bilenler biliyor. Burada arkadaşlar neredeyse her yer dağlık. Yani dağlık olmayan bir alan yok. Normalde düz şehirlerden buraya araba sürmeye gelenler burada araba süremiyor. Öyle bir şey de var yani. Çoğu yer bayır arkadaşlar. Bu yüzden nereye gitseniz bayır arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada redline videosu çekecektim bildiğiniz gibi. Trafiğe kapalı bir alanda çekecektim. O yolu kapattılar arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde girilmiyor. Girenler var tabi ama yani girilmiyor arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. O yüzden o videoda yeni bir yer bulmam lazım. O yüzden çekemedim. Kusura bakmayın. Bir de dediğim gibi bu aralar yoğun olduğum için pek fazla binemiyorum motorlu bisiklete. Bir de biraz küsmüştüm. Arda arda 5-6 kere lastik patladı. O yüzden biraz sıkılmıştım motordan. Ama bindiğin zaman kendini affettiriyor. Şöyle son bir tur daha atacağım. Ve videomuza son vereceğiz arkadaşlar. Bu arada sürüşü gayet zevkli, onu söyleyeyim. Yani debriyajla vesaire kullanması gayet güzel. Trafikte bazen sorun yaratabiliyor. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Öndeki araba durduğu zaman sizin tekrar motoru kaldırmak için pedal çevirmeniz gerekiyor. Bu sıkıntıyı yapabiliyor yani. Pedal çevirip gaz vermeniz gerekiyor. Yarım debriyaj yaparak bunu çözebiliyorsunuz ama yarım debriyaj yaptığınız zaman da debriyaj balata seriyor. Geçenlerde bir video paylaşmıştım bildiğiniz gibi. Benim balatam eridi. Ama tabii onun da çözülüyor. Bu arada ben bu motorla yaşanılabilecek bütün sorunları yaşadım sanırım. Yani alt conta eridi,
üst conta patladı, debriyaj eridi, vidalar yalama oldu. Yani çok şey yaşadım. Motoru A'dan Z'ye neredeyse değiştirdim arkadaşlar. Sadece blok, piston vesaire değiştirmedim. Segmanlar vesaire değiştirmedim. Genel olarak bu şekilde yani. Motor tabii ki de sıkıntı çıkarıyor. Bugün siz normal bir motor, normal bir mobilet alsanız o bile size sıkıntı çıkarıyor ki bunun çıkarmamız zaten mümkün değil de. Tabii bu sizin kullanımınıza bağlı, bir de onu da söyleyeyim. Artık sürmeyi öğrendiğim için yeni bir kit aldığımda onda bu sorunları yaşamam. Çünkü ne yaptığında sorun yaşadığını veya nasıl kullanman gerektiğini bindikçe öğreniyorsun. Tabii bu süreçte de motor hırpalanıyor. Yani demeye çalıştığım şey, bu sizin kullanımınıza bağlı. Daha önceden motor deneyimi olanlar, yani motorla alakası yok, onu söyleyeyim. Yani ben de daha önceden motor sürdüm ama motora benzemiyor yani. Motor gibi değil. Siz frene basıp gaza bassanız motorda, yani yine o lastik döner ama bunda öyle değil yani. Bu çok farklı bir şey arkadaşlar. Gazın tepki vermesi olsun, ondan sonra debriyaj olsun, yaşattığı sorunlar olsun, yolda bırakması olsun. Yani normal motorla alakası yok. Yani lastik yemesini mi diyeyim. Çok sorun yaşadım arkadaşlar ama yine de gördüğünüz gibi çalışıyor. Bu arada bu dediklerimi 6 ayda falan yaşadım. Yani 6 ayda bu kadar sorun çıkarttı bana. Ama şu an tekrardan aynı sorunlarla karşılaşsam, yani karşılaşmam arkadaşlar. Ne sorunlar çıkabileceğini, neden çıkabileceğini öğrendim. Şöyle motoru da bir durduralım. Bayağı da ısındı. Böyle arada bir soğutmak gerekiyor. Eğer uzun yol için kullanacaksanız ayaklarınızdan ısındığını fark edebilirsiniz. Elinizi mesela şu mesafeden tuttuğunuz zaman sıcaklığı hissediyorsanız bu ısındı demektir. Onun yerine derece vesaire takabilirsiniz. Kaç derecelere geldiğini. 80-90 derecelere geldiği zaman soğutmanız gerekiyor. İki zamanlı motor olduğu için normal motorlardan daha fazla ısınıyor arkadaşlar bu motorlar. O yüzden dediğim gibi soğutmanız gerekiyor. Mesela şu an bayır aşağı. Bakın biraz dönüyor gördüğünüz gibi. Burayı da açık kullanıyorum. Ya arkadaşlar bakın, gördüğünüz gibi lastik kabak oluyor. Yani bu sıkıntısı gerçekten var. Bundan nefret ediyorum. Bir aralar çözülmüştü. Şimdi tekrar başladı yapmaya. Yani yeni lastik aldım. Onu da yaptı vesaire. Bir sıkıntı arkadaşlar ama yine de işe yarıyor mu? Yarıyor. Bir yere götürüyor mu? Götürüyor. Ayağını yerden kesiyor mu? Kesiyor. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Yani verdiğin paraya değer mi? Orası tartışılır ama taksitli bir şekilde alındığında değer yani. Ben zaten o yüzden bu şekilde aldım. Direkt çıkarıp verebileceğiniz bir para yoksa taksitli bir şekilde alabilirseniz bu motor tam sizin için. Ama direkt paranız varsa onun yerine eski bir mobilet alıp kendiniz tamir ederek veya işte biraz daha para ekleyip daha güzel bir motor alabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, yani motor sonuç olarak bu şekilde. Tekrardan biraz da gidip artık videoyu kapatacağım. Biraz uzun bir video oldu. Uzun olup olmadığını da bilmiyorum daha doğrusu. Bakın şu an bujiyi kapattım. Şu an benzin yakmadan gidiyoruz. Şimdi egzoz patlattıracağım. Fazla birikmediği için benzin az patladı. Yani o patlamayı hissediyorsunuz açıkçası, onu söyleyeyim. Şöyle buralarda arkadaşlar çok engebeli. İnmesi çıkması çok sorun. Bu arada arkadaşlar motor yani hızı tatmin edilebilir. Bir bisiklet için 62 kilometre bence iyi yani, onu söyleyeyim sizlere. Rodaj sonrasında ben 62 kilometre, ya rodaj ve
modifiyeler sonrasında 62 kilometreyi gördüm. Normalde rodaj öncesinde 40 kilometre civarında bir hızı vardı. Yani bir 22 kilometre hızını arttırdık. Neredeyse yarısı. Neredeyse değil, yarısı kadar hızını arttırdık. Motorun verdiği tepkiler vesaire ilk baştakine nazaran modifiyeden sonra vesaire bayağı değişti. Bu arada şu an mesela boştayken bir gaz vereceğim. Sesini ve attığı dumanı, çıkarttığı gücü görebilirsiniz yani şu şekilde. Bir vites kutusu olsa, yani vitesli bir şekilde olsa muazzam olur arkadaşlar, ama vites yok ne yazık ki. Yani anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz. Uçacak. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.